Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yine gündemi ve günceli masaya yatıracağımız bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortaklarını, hükümet oluşturan siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. Ve hem iç meseleleri hem de dış konuları masaya yatırdılar. Ve sonrasında görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı önemli açıklamalar yaptı. Biz de haber bülteninde az önce paylaştık. Bir kez daha üzerinden geçmekte fayda var diye düşünüyoruz. Zira özellikle Güney Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması noktasında bir önceki adım olan belki de sosyal içerikli liderler görüşmesine ilişkin bir soru yöneltildi Cumhurbaşkanı'na. Bu ihtimal dışı değil yanıtını verdi. Oysa Rum tarafındansa sosyal içerikli bir yemek olmasın, belki bir kahve içeriz noktasında görülen bir görüşme gibi görülüyor. Ama Türk tarafı yine iyi niyetini ortaya koyuyor anlaşıldığı kadarıyla. Bir de güneyde Kıbrıs'ı Türklere yönelik olarak yapılan saldırılarla ilgili olarak ilk kez bir zanlıya ya da bir tutukluya ceza verildi Güney Kıbrıs'ta. Ama bu ceza Cumhurbaşkanı Akıncı'ya soruldu. Cumhurbaşkanı bunu oldukça olumlu gördüklerini ama devamında gelmesini dilediklerini ifade etti. Oysa ki belki de bir başka sorulması gereken soru tam o basın toplantısında bu cezanın ertelenmiş olmasıydı belli bir tarih verilerek. Eğer benzer bir suç işlenmezse herhangi bir ceza almayacak söz konusu kişi. Dolayısıyla yine göstermelik bir karar gibi görünüyor. Değerli izleyenler, yine sosyal medyada da bu konu çok tartışılmıştı. Özellikle bugün dış boyutuyla hem bölgenin hem de Kıbrıs'ın etrafında olup bitenlere ilişkin Türkiye'nin Suriye'de verdiği mücadeleye, Suriye'de yaşananlara ilişkin başlıkları masaya yatırmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'le beraberiz. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Siz? Biz de iyiyiz. Zaman zaman sizle program yaparak görüşlerinizi almaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapısını iyi bilen bir isim olarak, Türkiye'de iyi bilen bir isim olarak son günlerde özellikle ABD-Türkiye gerilimi, gerginliği ve normalleşme yönündeki açıklamalar ya da ön girişimler sık sık basında yer alıyor. Şunu sormak isterim öncelikle. Amerika Birleşik Devletleri ya da batılı ülkeler ya da batılı müttefik ülkelerin Orta Doğu'da gerçekten ne yapmaya çalıştıkları anlaşılmaya çalışılıyor. Tırnak içerisinde demokrasi, refah, özgürlük, aşırılıkla mücadele, aşırı dincilikle mücadele tırnak içinde söyleyelim mesajıyla bölgedeki faaliyetleri, işte bölge ülkeleriyle yapmış oldukları operasyonlar zaman zaman farklı sonuçları ortaya koyuyor. Siz nasıl görüyorsunuz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını özellikle Trump yönetimiyle birlikte? Teşekkür ederim. Şimdi filmi geriye sarmak lazım. Yani bu Trump yönetimiyle değişen bir politika değil. Strateji, başkanlar gelip gider aynı kalır ama taktikler bazen değişir. Yani George Bush dönemindeki taktikle, Orta Doğu'da kullanılan taktiklerle Obama dönemindeki farklılık nasıl gösteriyorsa Trump yönetiminde de şimdi biraz daha farklılık gösterdi. Ama genel strateji Amerikalılar açısından baktığınız zaman Amerika'nın Orta Doğu'daki politikaları İsrail'den bağımsız değildir. Hatta ben bunun dersini verirken de her zaman vurgularım. Washington'un Orta Doğu politikaları Tel Aviv'de dizayn edilir, Washington'da işte hazırlanır, Orta Doğu'da uygulanır diye. Bu sürpriz de değil aslında. Yani 15-20 sene geriye gittiğiniz zaman Büyük Orta Doğu projesi, Büyük Orta Doğu projesi içindeki ılımlı İslam projesi falan bunlar hep zincirin bir halkaları. Biz de bu Büyük Orta Doğu Türkiye olarak Büyük Orta Doğu projesine kendimizi, Türkiye'yi yönetenler Erdoğan'la dahil, ben bunun eş başkanıyım diye kendi sesinden konuşması var. Orada başlayan bir süreçti bu. Fakat son yıllarda işte aktörlerden bir tanesi Türkiye, ben bu işte artık yokum dedi. Onun da gerekçeleri farklı. Şimdi tabii bu nedenle Amerika ile aramız açılıyor. Amerika burada kesin biraz tanıyorsam orada 25 yıl yaşadım. Bir gecede silip atmaz 60-70 yıllık müttefikliği, NATO müttefikliğini, işte diğer konulardaki ortaklıkları falan.
Şimdi eminim ki Washington'da think tankler, akademisyenler, siyasetçiler Türkiye'yi nasıl idare edeceklerini, bu dönemi nasıl atlatacağımızı, ne kadar az zararla atlatacaklarını, Türkiye ile fazla karşı karşıya gelmeden acaba ortak bir nokta bulabilecek miyiz? Bunlara bakmak lazım. Bu söylediklerimi desteklemek için ben sizi yaklaşık 8 sene geriye götüreyim. 8-10 sene var mıdır, olmuştur. Abdullah Gül'ün, biz Kürt sorunumuzu kendimiz çözmezsek başkaları gelip bizim için çözecek dediği günü, o lafı hatırlarsınız. Evet, evet. Ama o sözün üstüne giden olmadı, irdeleyen olmadı. Abdullah Gül'ün bu sözünden bir sene sonra falan Erdoğan idamı geri getirmekten bahsederken aniden bir gecede çözüm süreci denilen olay başladı. Evet. Hani bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'de angaje olmuştu ama bu işin sonunda birkaç, şimdi bu bölgeye, Suriye'ye, Orta Doğu'ya, burası da dahil, Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman herkesin farklı bir çıkarı var. Yani Amerika'nın çıkarı dedim İsrail'le endeksli ama bugün Suriye'de olup biten İsrail'le İran'ın adı konmamış savaşıdır. Evet. Onların teknik direktörü de Rusya'yla şeydir, Amerika yani. Birleşik Devletleri'dir. Avrupa açısından baktığınız zaman enerji akışıdır. Süreklilik gösteren ve istikrarlı bir enerji akışı. Avrupa'yı Rusya'ya bağımlı kılmayacak alternatifler arayışıdır. Bu da nedir? Orta Doğu petrolüdür. Son zamanlarda da şimdi Doğu Akdeniz'deki gaz, doğal gaz konusudur. Rusya'ya baktığınız zaman Akdeniz'deki tek limanı, sıcak denizlerdeki tek limanı Rusya'nın Suriye'dedir. Onu korumak şeysi vardır. İsrail açısından baktığınız zaman Arap ülkelerini bölüp bölgede Arap olmayan bir Kürdistan yaratma hevesi vardır. Türkiye açısından baktığınız zaman son iki seneye kadar yeniden Osmanlı gazıyla politikalar belirleniyordu. 3 saatte Şam'a giriyorduk, cuma namazı kılıyorduk. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettiğimiz kardeşlerimizle o topraklarda yeniden kucaklaşıyorduk falan filan. Yani herkesin farklı bir hikayesi var ama gerçekten tam bir Arap saçı Orta Doğu. Evet. Buna meydan verildiği sürece de özellikle Batılı ya da oyuncu ülkeleri de buraların oyun alanı haline getiriyoruz. Savaş ya da getiriliyor. Oyun savaş alanı kötü. Keşke evet, oyun alanı olsa evet, ama artık çok kan dökülüyor. Savaş alanı. Ve bu maalesef bu coğrafya ve kültürü ve tarihi manipüle edilmeye, tahrik edilmeye, birbirine düşürülmeye, etnik farklılıkları, mezhepsel farklılıkları kaşımaya Batılılar açısından o kadar müsait ki. Çünkü bu coğrafyada daima ulan bunu bana kim yaptı kültürü vardır. Biz hiç sorumlu değilizdir. Yani sorumluluk duygusu diye bir şey yoktur. Onun için Batı'nın bu coğrafyanın insanını bu şekilde kullanıp birbirine düşürmesi. Mesela Sünni-Şii savaşı. Bakın örneklerle konuşalım. Yani İsrail diyoruz ama onu küçük bir cümlede geçmemek lazım. Bugün İsrail'i yok edeceğim diyen kimler vardı? Saddam vardı, tarihten silindi. Kaddafi vardı, haritadan sileceğiz diyen adamlar bunlar. Ama Ürdün öyle bir şey demedi. Ürdün ılımlı gitti. Öncesinde de mesela bir Mısır vardı. Bir Mısır vardı. Sonra Camp David'de Sedat'la oturdular, barıştılar, konuştular. Bugün de Suudi Arabistan mesela. Aynı şekilde evet, hizaya giriyor teker teker ya da biliyor domino taşı gibi gideceklerini. Ama onun için pek Mısır'la uğraşan yok. Bir ara Mursi geldi, o ilişkileri raydan çıkaracak gibi oldu. Onu da hallettiler. O yüzden İsrail ve Amerika işbirliği bu çerçevede önemli bir etken olup evet, bitenlerle ilgili olan. Türkiye'de kendi toprak bütünlüğü, kendi güneyindeki sınır bütünlüğünü koruyabilmek için artık sınır ötesi operasyon kararı alma noktasında kaldı. Suriye'de uzun bir süredir işte Suriye'deki bataklığa girmeme, işte Suriye'ye çekilmeye çalışılıyor Türkiye. Türkiye buraya girmemeli mesajları vardı, eleştirileri vardı. Belki buna uyguldu, belki uyulmadı bilemiyoruz ama bugün Türkiye Suriye'de bir şekilde kendini
tırnak içerisinde söyleyelim, meşru müdafaa hakkını kullanarak Suriye topraklarında operasyon yürütüyor. Türkiye burada yalnız da değil. Başta Rusya ve ABD olmak üzere 30'dan fazla ülkenin işte koalisyon adı altında sözde DAEŞ'le mücadele amacıyla bölgede bulunduğunu biliyoruz. Havadan, karadan, denizden burada operasyonlar yürütülüyor. Bilmiyorum, eğer harita ekranlara getirebilirsek, bugünle ilgili bir harita hazırlamıştım birazdan. Türkiye'nin güney sınırlarında uzun uzadıya bir sınır, Suriye-Irak sınırı. Burada çok ciddi bir oluşum içerisinde olunduğu belli. Yıllardır okundu, çizildi. Kimileri bunlara şehir efsaneleri denildi ama Suriye'nin de Irak'ın da bölüneceği ve Türkiye'nin de belki de buradaki bölünmelerden bir şekilde etkileneceği hep konuşulmuştu. Özellikle Irak'ta, Kuzey Irak yönetimine verilen destek, işte Bağdat yönetimiyle ters düşülmesi, ardından referandumla bu bütün bunların tam tersine dönmesi, beraberinde de Suriye'deki bu gelişmeler Türkiye'yi çok farklı bir noktaya getirdi. Kuzey Irak'la olan işbirliği bu defa merkezi hükümete kaydı. Ardından Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında daha net bir duruş ortaya çıktı ve günün sonunda da bugün Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla Hatay-Kilis hattında, Urfa hattında bir bölgeyi bugün itibariyle kontrol etmeye başladı. Ancak bu sınırın ötesinde ABD ve Rusya var. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelme durumu, haritada da ekranlara geliyor birazdan. Manbij ya da Münbij, işte kimin eline geçecek? Fırat'ın batısına Türkiye geçebilecek mi? Mesajlar Irak'a kadar, kuzey hattın Irak'a kadar bir şekilde terörden arındırılması noktasında olacağı şeklinde. Bu noktada ABD ile Türkiye'nin bir anlaşma yapmaya çalıştığı gündeme geldi. Tillerson'ın ziyaretinde de Türkiye'ye Manbij'in yarısını teklif ettiğini söyledikleri gündeme geldi. Ne olur ne eder bilemiyoruz. Siz Türkiye ile ABD silahlı kuvvetlerinin ya da askerlerinin karşı karşıya gelebileceğini düşünüyor musunuz? Müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varılır mı? Türkiye'nin işine gelir mi? Bu ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de kamuoyu ikiye bölünmüş durumda bu Afrin operasyonu. Şimdi bakmayın, ağırlıklı bir destek gibi görünüyor ama. Evet. Şimdi tabii ben %100 tarafım. Çünkü 30 sene önce Irak sınırında bunu yapsaydık, yapabilseydik Afrin'de yaptığımızı, 30 yıl PKK ile uğraşmamız gerekmezdi. Türkiye yönetenlerin, Erdoğan iktidarının, Davutoğlu iktidarının bir ders alması gerekiyordu. Mesela şu çekiç güç meselesi. Çekiç güç meselesi, tabii. Kuzey Irak'ta istikrarsızlık olduğu zaman veya bizim muhatabımız kimdir mesela Irak'ta? Bağdat mı, Erbil mi? Bazen ona gidiyoruz, bazen ona gidiyoruz. Bazen diyoruz ki sen kimsin? Bazen diyoruz ki Barzani sen kimsin? O dönemde şimdi ben de bunu sorguladım. Yani ben tamam bir Liberal Demokrat Parti genel başkanlığı yaptım ama dış güvenlik olduğu zaman söz konusu bu işin sosyalistliği, liberalliği, muhafazakarlığı olmuyor. Evet. Şunu söylemek isterim. Mesela hep şunu sorgulamışımdır ben. Londra'nın, Paris'in, New York'ta yaşayanın güvenliği için Afganistan dağlarına gidilirken İstanbul, Ankara'nın güvenliği için niçin Kandil Dağı'na biz gidemiyorduk, müdahale edemiyorduk? Evet. Neden? Bunlar bir pazarlık çerçevesinde yapıldığına inanıyorum. Yani benim okuduklarım, duyduklarım, gözlemlediklerimi yan yana koyduğumuz zaman Türkiye'ye sahte bir vaatte bulunuldu. Kimlere bulunuldu? Osmanlı heveslilerine bulunuldu. İşte Kerkük, Musul'da petrolden, gazdan pay alırsınız. Oradan da işte federasyona geçerseniz başkanlıkla birlikte işte yani bunlar Misak-ı Milli'ye ulaşırsınız vesaire. Oraya ulaşırsınız vesaire. Erdoğan son iki sene önce uyandı duruma. Hatta bunu şeyle de tatlandırdılar biraz. Halifelik falan geri gelir diyor. Onun için saray maray yaptırdı kendine 2000 odalı. Ondan sonra baktı ki kazın ayağı öyle değil. Bunlar bana ciddi kazık atıyorlar ve kullanıyorlar beni. Ondan sonra tabii Türkiye'nin bütün politikası değişti. Bu çerçevede ben Amerika ile askeri olarak Manbij veya diğer bölgeler yüzünden karşı karşıya geleceğimizi pek zannetmiyorum. Burada Türkiye yönetenlerin beyanatlarına bakıyorum. Şimdi Amerika'da da biraz daha şahinler söz sahibi olmaya başladı. Obama yönetiminden farklı olarak hele hele Tillerson'ın gitmesi, yeni Dışişleri Bakanı'nın gelmesi,
Avrasya ve Avrupa masasının başı, yeni gelen adam falan. Bunlar sert adamlar, şahin adamlar. Orada tabii bir endişe duyuyorum ama yine de ben Amerikan devlet yapısı içinde Pentagon, işte dışişleri falan filan bir araya geldiği zaman hakikaten tarihi bir ortaklık yaşayan iki ülke arasında böyle bir şeyin oluşmaması için bir orta yol bulunacağını, bunun Türkiye'ye sunulacağını ve Amerika'nın son saniyeye kadar sabırla davranacağına inanıyorum bir öyle bir çatışmaya girmemek için. Bir de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine bakmak gerekir. Şimdi zaman zaman herkes bunu konuşuyor, normalleşmeden bahsediliyor. Bir normalleşme ama hani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere tarih boyunca perde arkasında, perde önünde ilişkilere baktığımızda bu normalleşmenin genellikle çoğunlukla ABD'nin lehine olduğunu görüyoruz. Yani o kadar çok şey yaşanmış ki yani çok uzun bir tarihten bahsetmesek bile yakın döneminden bahsedersek Türkiye'nin işte muhtıralar, darbeler, darbe girişimleri, işte Kuzey Irak'ta Suriye'nin güneyindeki terör yuvalanmaları, işte Türkiye'nin içerisinde yaşanan pek çok suikast ve buna benzer pek çok konuda. Tabii sadece ABD değil belki Rusya'da keza öyle olabilir ama eğer bu süre zarfı içerisinde biz Türkiye ABD ile normal ilişkiler içerisindeyse acaba normalleşmemek Türkiye'nin lehine midir lehine sorusu akıla geliyor ya da bunları söyleyenler olabiliyor. Ya, nasıl bakarsınız? Apayrı bir program konusu olur, tartışma konusu olur ama Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Batı İttifakı'nın parçası olmasaydık ne olurdu? O zaman dönelim 1945'e Stalin'in Kars, Ardahan, Boğazlar ısrarına. Evet. Amerikalılar buyur kardeş senin olsun deselerdi Türkiye ne olurdu? O noktadan başlayarak devam edelim Türkiye'de. Türkiye öyle bir coğrafyada ki yani tamam çok güzel bir coğrafya ama çok güzel bir coğrafya. Stratejik önemli bir coğrafya olduğu için dünyanın en Allah'ın belası bölgesinde. Bakın büyük zaten Orta Doğu öyle bir bölge. Amerika'nın büyük Latin Amerika projesi yok, büyük Uzak Doğu projesi yok, Güneydoğu Asya büyük Orta Doğu projesi var. İşte o da zaten bir enerji şeyi olması bir de İsrail unsuru benim gözümde. Dolayısıyla ben Batı, hür dünya ilkelerini benimsemiş, değerlerini benimsemiş bir insan olarak ne yapıp yapıp Amerika'yla ilişkileri yoluna sokmuş. Sonra şimdi biz de yani bu işe çanak tuttuk. Mesela aklı başında şimdi Erbakan'ın beyanatları var rahmetlinin. Büyük Orta Doğu projesi bize teklif edildi. Şimdi kadın ne diyor? 22 ülkenin sınırları değişecek. Büyük Orta Doğu projesi budur. Kandalışlar Rice'ın beyanatı var. Şimdi Türkiye'de o dönemdeki siyasetçilere bakın teker teker. Yani burası Çekoslovakya değil ki el sıkışıp kardeş Çek Cumhuriyeti benim, Slovakya senin, ayrılalım. Burası Orta Doğu. Yani birisine teklif edildiği zaman Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığı o kişinin Amerikalı'ya sorması lazım. Nasıl 22 ülkenin burada kan dökülür burada 22 ülkenin sınırları değişecek falan sözlerinden sonra. Sen benden beklentin ne? Ne istiyorsun? Bunlara yanıt alındı mı bilmiyoruz. Ama bu pazarlık yapıldı Beyaz Saray'da 2002'nin yaz aylarında. Erdoğan hiçbir seçilmiş sıfatı olmadığı halde Beyaz Saray'da George Bush'la görüştüğü zaman. Onun için biz bir takım şeyde tavizlerde bulunduk. Biz seni İslam dünyasının lideri yapacağız. İşte sen de işte Kürtleri idare edeceksin falan filan. Ben ona inanıyorum. O proje devreye sokuldu. Ama ondan sonra işte duruma uyanıldı. Bunlar hakikaten bir şey kurulacak. Joe Biden, Obama'nın başkan yardımcısı. Mayıs 2014 miydi, 15 miydi? Barzani'ye Beyaz Saray'da diyor ki Kürdistan'ın kurulacağını sen de ben de bu yaşamımızda göreceğiz diye bir şey var. Ölmeden göreceğiz ikimiz de. Evet, söylemi var. Şeyin, söyleyin adını, İsrail'in beyanatı var yani bağımsız bir Kürdistan'ı. Evet. Destekleriz. Bu bizim sınırımızda olacak. Milyonlarca Kürt'ün yaşadığı bir bölgede olacak. Türkiye'yi mutlaka etkileyecek. Sen Kuzey Irak'taki istikrarsızlığın PKK vasıtasıyla
başımıza neler açtığını biliyorsan, o zaman Suriye'yi niye istikrarlaştırıyorsun? Hadi o şeyi, Esad'ı devireceğiz, hurra, bizimkiler kraldan çok kralcı oldular. Hatırlayın, Davutoğlu'nun böyle gülerek şeyle, Bayan Clinton'la tokalaşması, ellerini havada çarpıştırmaları falan. Yani Türkiye pek çok şeye evet dedi, tuzağa düştü. Zaten söylüyorlar, aldatıldık diye. Maalesef aldatıldılar. Yani sen komşunda çıkan bir yangına niye benzin döküyorsun kardeşim? Niye kraldan çok kralcı olup orayı bir an evvel yıkmaya, o rejimi yıkmaya çalışıyorsun? Evet. Bir başka konuda özellikle Türkiye'nin bahsetmiş olduğumuz dönemle ilgili olarak, yani Doğu sınırları ve Boğazlarla ilgili Rusların o dönem, Sovyetlerin daha doğrusu talebiyle ilgili o dönem işte ABD'ye yaklaşmak durumunda kalındı. Yoksa o zaman belki de bir Sovyet işgali gündeme gelecekti. Gündeme gelecekti, evet. Böyle bir durumda tabii ki yapılması gereken o dönem öyleydi ama daha sonra üzerinden pek çok dönem geçmesine rağmen aynı ittifak bozulmadı ve korundu. İşte müttefik ve ittifaklık meselesi, işte NATO'daki birlik beraberlik, işte Kore Savaşı, Afganistan daha sonra, işte sonra diğer uluslararası görevlerde yer alması Türkiye'nin, NATO'da önemli bir noktada önemli bir oyuncu gibi görülmesi vesaire vesaire. Bu gibi konularda... Somali'de beraberdik, evet. Bosna'da beraberdik, NATO'da, Kosova'da. Afganistan'da beraberdik, evet. Kuzey Kore'de beraberdik. Evet, onun için diyorum, bu tarihsel yani birlikteliği, Amerika'nın hinlikleri yok mu? Elbette var. Her Almanya'yla bile papaz olmadı mı? Evet. Telefonları dinledi. İngiltere'yle telefon dinlemelerden. Evet. Hala devam ediyor. Yani bu böyle şeyler olur ama ortaklık devam eder. Yani ama şimdi ama bu nasıl ortaklık? Yani kim kazanıyor bu ortaklıkta en çok? Bunu da Türkiye'nin İsrail artık sorgulama kazanıyor. Noktası. Evet, İsrail kazanıyor. Yani ben asla bir Yahudi düşmanı falan değilim. Ben sadece politik açıdan bölgedeki şey. Ben de İsrail olsam ben de İsrail'in yaptıklarını yaparım. Beni yok etmeye, haritadan silmeye yemin etmiş, nüfusumun 10 misli bir ülkeler topluluğu varsa, bunların inanılmaz bir petrol geliri varsa silaha yatıracakları, evet. Ben de onları bölebildiğim kadar bölerim. Evet. Ve başarılı da oluyorlar. Ve başarılı da oluyorlar. O zaman bölge düşünsün. Tam bu noktada Türkiye'nin ABD tarafından aldatıldığını hissettiği ya da gördüğü ve sınırlarının da tehlikede olduğu ve bir oyunla karşı karşıya olduğunu gördüğü bir dönemde acaba işte Rusya ile yakınlaşma, Rusya ile ittifak, işte Şangay Beşlisi'ne üye olmak ekonomik anlamda, kültürel olarak olmasa bile işte oradaki Türkiye Cumhuriyetlerle beraber daha yakın bir acaba ilişki ağı kurulabilir mi? Bunun faydası ne olur konuları akıllara geliyordu. Bu gibi tartışmaların, bu gibi olayların yaşandığı dönemlerdi. Suriye'de yerleşince Obama'yla Putin'in birlikte BM zirvesi sırasında yemekte kadeh tokuşturduğu dakikalar içerisinde Rusya, hatırlarsanız bundan 7-8 yıl önce sanırım, yanılmıyorsam, o tarihte ilk kez jetlerini Suriye'deki üstlere konuşlandırmıştı. Ve o gün Obama ile Putin kadeh tokuştururken, mesajlar verirken Rusya fiilen Suriye'ye artık resmen girdiğini dünyaya ilan etmişti. Oradan sonra da artık bir daha çıkar mı bilmiyoruz. Ama bu noktada ABD'nin bölgedeki terör örgütleriyle yaptığı, Türkiye'ye de zararı olacağını düşündüğümüz bu eylemlerine karşı sanki Rusya bir sığınak, daha doğrusu bir destekçi konumunda oldu. Keza da öyle, belki de Rusya'nın tırnak içinde söyleyelim izni olmasa, bazı operasyonlar yapılamayacak. Hava sahası açılmasa hava Tabii. operasyonları yapılamayacak. Ama burada bir şimdi ABD ile değil Rusya ile bir müttefiklik söz konusu gibi gidip gelen inişli çıkışlı bir ilginç bir ittifak Kesinlikle var. Kesinlikle müttefiklik diye bakmamak konjonktürel. Evet. Rusya Türkiye'yi çok güzel kullanıyor. Şimdi zaten Avrupa Birliği ile arası açık. Bu Kırım olayından sonra evet. falan zaten Avrupa Birliği'nin bazı ambargoları var. Geçenlerde İngiltere ile ne konuma düştüğünü gördünüz. Evet, ajan meselesi. Putin çok akıllı bir adam. Batı ittifakını, NATO ittifakını zedelemek için şimdi Türkiye'ye ne derse evet diyor. Onun için açıyor zaten şeyi. Koridoru. Türkiye için de Batı'ya diklenmek daha kolay. Biliyor bir şey gelmeyeceğini oradan. Ama Rusya'ya diklenmek o kadar kolay değil. Ben size bir şey diyeyim. Rus uçağını düşürdük. Arkamızdan, sırtımızdan bıçaklandık dedi.
ve bu konu o kadar kolay da kapanmayacak dedi Putin. Ondan sonra bir şey daha oldu. Türkiye'nin IŞİD petrolünü sattığına dair belgeleri Birleşmiş Milletler'e vereceğiz dedi Putin. Vermesine bir gün kala Ankara'dan özür telefonu gitti Putin'e. Yani o kadar bilmediğimiz veya satır aralarında detaylar var ki bunu bir Rusya'yla ittifak mı yoksa şantaj sonucu işbirliği mi, konjonktürel geçici işbirliği mi, Rusya'nın bizi kullanıyor olması mı? Bunlar tabii çok bilinmeyenli şeyler ama bütün bunları bir analiz yapılacağı zaman artılar eksiler yan yana koyulmalı. Ben yine uzun vadeli, yani ben Rusya'ya asla güvenecek bir insan değilim. Türkiye'nin çıkarı, Avrupa Birliği ve benim hür dünya değerleri dediğim Batı ittifakından yana olmalı. Şu şey bile konuşarak çözülebilirdi. Yani Suriye olayı, Kuzey Irak olayı, Kürdistan olayı, buna İsrail'i de dahil ederek yani bunları biz makul siyasetçiler olsalardı, böyle işte Suriye'ye gireceğiz, Şam'a gireceğiz, Kerkük, Musul'u alacağız, 81 Kerkük, 82 Musul falan filan, bu muhabbetlerden nemalanmayan siyasetçiler ve Erdoğan'ın ekselanslar diye kenara attığı diplomatlar olsaydı, mesela ben size bir şey daha söyleyeyim, bugünlere gelmezdik. Washington'da iddia ediyorum, bunu AK Partililer de kabul ediyor, bütün lobi işlerini, Pentagon'la ilişkiler olsun, Kongre'yle, Senato'yla, Temsilciler Meclisi'yle, Dışişleri'yle bütün ilişkileri, lobiyi cemaate bırakmışlar. Her şeyi bıraktıkları gibi. Onun için cemaat bittikten sonra, devreden Türkiye'de çıkarıldıktan sonra, bugün Washington'da iktidarın bir tane adamı yok büyükelçi dışında ve onun görevlileri dışında. Halbuki Batı demokrasilerinde kamu diplomasisi diye bir şey var. Bildiğimiz geleneksel diplomasinin ötesinde bu nedir? Bir ülkenin imajını siyasetçilerin değil, sivil toplumun, efendim, diplomatların falan geliştirmesi. Mesela 2002-2007-2008 arası bizim kamu diplomasisi sayesinde imajımız mükemmeldi. Ne bileyim, Madonna İstanbul'a konsere geliyordu. Ne bileyim, Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'ye veriliyordu. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ilan ediliyordu. Abdullah Gül Chatham House'da kraliçeden ödül alıyordu. Yani bunları alt alta koyduğunuz zaman R.E.M. Türkiye'ye konsere geliyordu. Bunlar kamu diplomasisi. Ve o zaman Brüksel'de benim yüzüme söylediler. Gözlerimiz parlıyor Türkiye denince, çünkü Türkiye de aramıza katılacak diye. Bayrağınız ne kadar farklı hepimizinkinden falan. Ben bunları Brüksel'de bürokratlardan kulağımla duydum. Sonra ne oldu? Türkiye öyle bir imajı mahvoldu ki IŞİD. IŞİD'e destek veriyor, imajı yayılmaya başladı. Ama Avrupalı ortalama adam marangoz evine geliyor, televizyonu açıyor. Bunları duymaya başlıyor. IŞİD kafa kesiyor. Türkiye IŞİD'e destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı onlar terör örgütü değil diyor. Onlar öfkeli gençler diyor. Veya Musul konsolosluğunu IŞİD işgal edeceği zaman tamam diyor, çatışmaya girmeyin, onlar hasım değil diye biliyor IŞİD için. Dedi bunları. Bunları uydurmuyorum, hepsi referanslı şeyler. O zaman Avrupa'da, Amerika'da imajınız ne oluyor? Bugün Avrupa'da, Amerika'da Kürtlerin imajı, Kürtler mağdur, kafa kesen, ciğer yiyen IŞİD'lilere karşı savaşan tek grup Kürtler gibi imajı var. İmajı var. Ya da yaratılmaya çalışıyor. Amerika da öyle yayıyor bunu. Kamu diplomasisi bu. Bu arada soralım, yani IŞİD ya da DAEŞ demişken, Trump'ın seçimden bir yıl önce bir yaz günü yaptığı o açıklamayı biliyorsunuz değil mi? Yani herkes çok iyi hatırlıyor. Trump resmen herhalde ciddiye alınmadı diye düşünüyoruz ama yani bununla ilgili çok ciddi iddialar var. Yani terör örgütü DAEŞ'i, IŞİD'i yaratan Obama ve Clinton ikilisidir demişti. McCain falan evet, gitti geldi oralara, işte bunları, özgür su.
Yani şu anda bugün itibariyle bakıyorsunuz, eğer tırnak içinde söyleyelim, eğer tırnak içinde IŞİD işte bir bölgede gerçek tırnak içinde söyleyelim, bir İslam devleti eğer kuracaksa neden Suriye'nin uçsuz bucaksız ovalarında, çöllerinde, Irak'ta bir mücadele alanı yapıyor da tırnak içinde söyleyelim Siyonizm'le işte İsrail'le hiç bir sürtüşmesi olmalı. Bunu bütün dünyada yüzlerce bununla ilgili makaleler var. İsrailli siyasetçilerin beyanatları evet. var. Biz IŞİD'in bitmesini istemeyiz diye. Evet. Irak dediğimiz ülke şu masa kadar düz mü? Düz. İkinci büyük kenti Musul mu? Musul. Nasıl oluyor da Amerika oradayken, uydular gözetlerken IŞİD denilen güruh iki günde Irak'ın ikinci büyük şehrini 500 tane Hamvi ile 5000 tane adamla ele geçirebiliyor ve Irak ordusu bırakıyor gidiyor. Yani bu sorulara ben cevap alana kadar tabii ki şüphelerim devam edecek. İsteyen istediğini söylesin. İsrail biz IŞİD'in bitmesini istemeyiz diyorsa ve bu sorulara cevap gelmiyorsa bu kadar silah işte Irak ordusundan ele geçirildi. Bu eğitim, bu askeri şey falan bunun arkası boş değil. Amerikan işgali Irak'ta. Yani siz Irak'a demokrasi barış getireceğim, nükleer silahlardan, kimyasal silahlardan arındıracağım diye devirdiğiniz Saddam'ın ardından yarattığınız ülkede boşluk. Bir terör devletinin ya da bir terör hareketinin kurulmasına demek ki zemin sağlamışsınız. Ben size bir şey daha söyleyeyim. George Bush'u kimse sevmez. Irak'ı mahveden adam diye algılanır Orta Doğu'da. George Bush tamam normal bir adam değildir falan filan. Ama başkanlığı bıraktıktan sonra bir beyanatı var. Kahin gibi. Diyor ki bana diyor kızdınız diyor. Irak'tan zamansız çekiyoruz askerlerimizi diye diyor. Obama çekti. Ama diyor bizim Bush. Bıraktığımız bırakacağımız Irak'taki boşluğu diyor Saddam'dan daha beter güçler dolduracaktır diyor. Ve bunu daha IŞİD mışıd yokken söylüyor. Demokrasi inşa edemezseniz, vaat ettiğiniz demokrasiyi onlar tabii, tırnak yani, içine söylüyor. Yani amaç demokrasi mi onlar ayrı konular ama yani onu çok farklı dediğim gibi kimin açısından bakıyorsunuz o. Demin dediğim gibi yani IŞİD ne dedim İsrail'in canına minnet. Orada Arap'ı doğuruyor. Sünni Şii, Şii Sünni'yi kesiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu arada Esad kendi canının derdine düşüyor ve İsrail'le uğraşmıyor. İsrail'i yok edeceğim diyen liderlerden bir tanesi. Onun için evet bizim hani ülkeyi yönetenlerin batılı gibi stratejik bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Pragmatik bir yönetim. Bu hamleyi duygusal yapmalı yani. Mıyım, yapmamalıyım? Evet. Bunları düşünmemize biz çok duygusal davrandık. Evet. Yani o yüzden diyorum yani ABD ile işte körü körüne müttefiklik işte müttefik ABD bakışı ve şimdi bugün mesela belki işte Rusya ile çok iyi bir stratejik ittifak tırnak ya da bir başka ifade bunların yerine dönemin deyimiyle bağlantısız kalabilmek büyük güçlerle bölgede önemli bir oyuncu olarak küresel güçlerle. Bağlantısız kelimesini en son bu coğrafyada Makarios kullanmıştı. Evet. Bağlantısızlar. Mısır'da da evet. Bağlantısızlar pek bu ülkede bağlantısız yaşayamazsınız. Bu bölgede. Bu coğrafyada. Bu coğrafyada. Bu coğrafyada bağlantısız sizi yaşatmazlar. Onun için biraz o masanın önünde kıvırayım geleyim biraz bu masanın üstünde kıvırayım ben bağlantısızım dediğiniz zaman sonra. Gerçekten bağlantısız olmak mümkün değil mi peki? Bence değil. Bence değil. Siyasetinizi buna göre inşa edemez misiniz? Yani pragmatik bir dış siyaset her ilkeyle yani hem ABD ile hem de Rusya ile ilişkiniz. Kısa vadede bugün yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Evet. Ama 10 sene sonra nerede olacağımızı şu anda bilmiyoruz. Peki YPG'nin Moskova'da büroları yok mu? Bugün ilginç bir açıklama gelmiş. Rusya'dan gelmiş? İlk defa evet. YPG için terör örgütü ifadesi kullanılmış. Öyle mi? Rus medyasına yansıdı. Belki buradan bir şey çıkar bilmiyoruz. Demek ki bizim duymak istediğimiz bir şeyi. Yine hava sahasını açtıkları gibi. Onun için burada çok kötü bir coğrafya, zor bir coğrafya da öyle anlık ve duygusal kararlar almamak lazım. İyice kafa yorduktan ve tutarlı politika. Yani işte bizi getiren şey bizim hakikaten aldatılmamız. Bir başka konu AB-Kıbrıs ilişkileri olsun. Programın bu bölümünde de özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. 50 yılı aşkın bir macera var Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda. Çeşitli bahanelerle zaman zaman belli bir noktaya gelip orada kalıyor. Özellikle Kıbrıs
Bu noktada işte Kıbrıs'ta bir sorun devam ederken adanın bir kısmını, adanın tamamını temsil edercesine AB topraklarına dahil ettiler. Ve böylece Kıbrıs AB'nin sorunu haline getirildi. Bir şekilde de dolaylı enosis sağlanmış oldu Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ın aynı ittifak içerisinde. Amaç da buydu. Bu defa da Türkiye Kıbrıs üzerinden dövülmeye başlandı. Yıllardır da bu devam ediyor. İlişkilerin iyi gittiği, iyi yükseldiği dediğiniz dönemlerde bile Kıbrıs hep sorun oluyordu. Bu başlıklar dondurulmuştu. Bugün itibariyle Türkiye'nin başka sorunları da var. Mülteci sorunuyla ilgili olarak Türkiye Avrupa Birliği liderleriyle zirvesinde yapmış olduğu anlaşmanın yerine getirmiş olmasına rağmen karşılığında istediklerini alamadığı noktasında bir beklentisi var. Bunlardan biri de şu vize serbestisi meselesiydi. Burada Türkiye'nin örnek olan 75 maddeden 70'inin yerine getirilmiş olması ama geriye kalan o 5 maddenin içerisinde özellikle 2 madde ki Türkiye'nin terörle mücadeledeki tutumunu ve bununla ilgili yasalarda iyileştirmeye, o sertliği kırmaya yönelik işte bazı taleplerin oluşu Türkiye'nin pek hoşuna gitmedi. Ondan sonra da rafa kalktı gibi görünüyor şu an itibariyle. Gerçekten siz Avrupa Birliği'nin Türkiye ile özel bir anlaşmanın dışında tam üyeliği kabul edebileceğine inanıyor musunuz? Ne dersiniz? Mümkün müdür bu? Ben ilişkiler iyiken de 2005'te bir hatırlıyorum. İsrail'in Arap Birliği'ne üye olma ihtimali Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma ihtimalinden daha yüksektir demiştim. Yani 15 sene önce de böyle söylüyordum. Ben daima şuna inandım. Avrupa Birliği havucunu asla yakalayamayacağız ama önümüzde dursun hep onu yakalamak için koşalım. Yani koşarken yorulmaz mıyız? Yok, yorucu bir şey değil o. Bizi şey tutar, dinç tutar. Avrupa Birliği kriterleri dediğim şey Kopenhag kriterleri. Evet. Kopenhag kriterlerini yasalarına koyup uygulamaya başlayan ülkelerin ben pişman olduklarını zannetmiyorum halkların. En kötü üyesi Avrupa'nın bugün Polonya bile rakamlara bakarsanız inanılmaz bir yatırım yağıyor. Polonya zenginleşiyor, refaha kavuşuyor, şu oluyor, bu oluyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği Türkiye'ye kazık atmıştır. Kıbrıs'ta da atmıştır. Bildiğim gibi anlam planına evet derseniz şu olacak bu olacak. Biz dedik onlar olmadı. Kıbrıs'ı şantajla Güney'i kabul etmiştir. Çünkü Yunanistan şantaj yapmıştır. Kıbrıs'ı almazsan hiçbirini almam diye. Bizim ayağımıza Avrupa Birliği 80'lerde gelmişti. Yunanistan'ı alıyorum siz de gelin diye. O zamanki yöneticimiz onlar pazar, onlar ortak biz pazar olacağız diye reddetmiştir. Arkadan darbe olmuştur. Darbeden dolayı sekteye uğramıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu nüfusta bir büyük bir şeyi, ülkeyi hazmedebilecek şekilde içine alabileceğini zannediyorum. Zaten Avrupa Birliği'nde yani Norveç gibi atıyorum siz özgürlüğünüzü, adalet kriterinizi, Kopenhag kriterlerini tam olarak uygulayın. Ondan sonra zaten sorununuz olmaz sizin Avrupa, evet, Birliği diye şey yapmayın. Çünkü Avrupa Birliği'ni mali açıdan ama eskiden de o. Bizim Besim Tibur'un çok güzel bir örneği vardır. Avrupa Birliği ilk yıllarda, 80'li yıllarda elma şekeriydi. Önce şeker gitti, sonra elma gitti, bir sapı kaldı. Yani girersek o, bize başka bir şey yok. Evet. Onun için Kıbrıs'ın da şeyi yok artık, yani arkasını Avrupa Birliği'ne dayamış bir ülkeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pazarlığının hangi şartlarda nasıl olabileceğini artık siz düşünün. Mesela şu doğalgaz sondaj krizi meselesinde bilmem takip ettiyseniz 3. parsel meselesi Gazi Mausa açıklarında. Türkiye bu bölgede Rumların tek taraflı olarak ilan etmiş olduğu, KKTC'nin de hak iddia etmiş olduğu, Kıbrıs Türklerin de daha doğrusu hak iddia etmiş olduğu parselde İtalyan sondaj gemisinin önünü kesti, bloke etti burayı ve ardından da bu sondaj iptal olmuş oldu. Bu büyük bir hayal kırıklığı yarattı yine Güney Kıbrıs'ta. Zira Avrupa Birliği balonu söndü, patladı. Demek ki Avrupa Birliği etten, tırnaktan, çelik duvar gibi bir bariyer değilmiş. Demek ki bizi AB koruyamazmış dedi Rum siyasileri ve bütün enerji programları şu an itibariyle büyük bir darbe gördü. Anladım. Türkiye'den dolayı. Böyle bir durum var. Sahada da
aktif olmanın zaman zaman evet sizi hırçınlaştırması ya da dünyada sizinle ilgili farklı propagandaların yapılmasına neden olabildiği gibi sahada da zaman zaman başarıları da ya da istediğiniz mesajı çok net bir şekilde ortaya koyma noktasında faydaları da oluyor. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz gaz meselesini. İlişkileri düzeltmekte bir fırsat da olabilir. İlla kriz olması gerekmiyor. Türk tarafı bunu dilendirdi ve talep etti ama yani, karşılık görmedi. Şimdi dediğiniz gibi bir algıya düşersek zaten ben şunu da söylerim, hani 15 sene önce Avrupalılara da söylüyordum. Avrupa Birliği ekonomik bir devdir, siyasi bir cücedir. Mesela Gürcistan'a Ruslar girdi. Avrupa Birliği bir hafta sonra falan olsa tatildelerdi. Bir hafta sonra toplanıp bir tepki, sözlü tepki verdiler falan filan. Şeyde gördük hallerini. Ukrayna, Kırım'da gördük. Yugoslavya iç savaşında gördük. Bosna Hersek'te gördük. Amerika NATO müdahale kararı alana kadar orada işte asla bir daha olmaz bunlar Avrupa'da denilirken bittikten 50 sene sonra bir daha oldu. Dolayısıyla yani o dediğiniz örneği ben duymamıştım ama gayet mantıklı Rumların Avrupa'ya ne kadar güvenebiliriz demesi. O çerçevede aslında Avrupa Birliği olmadan mesela Rumlarla Türkler yalnız kalsalar belki daha kolay çözüme varırlar. Aynı şeyi bana Ermenistan'da Ermeniler söyledi. Ermenistan Türkiye ilişkileri düzelsin diye Minsk grubu diye bir şey var. Rusya var, içinde Fransa var, o var, bu var. Ermeni adamlar söyledi. Ermeni siyasetçiler, parlamenterler söyledi bana. O yıllarda 2009'da protokol yıllarında. Biz bize kalsak daha kolay çözeceğiz işi dedi. Mesela Ruslar asla çözülmesini istemez dedi Türk-Ermeni ilişkilerinin. Onun için yani burada sağduyulu Rumlar belki bir an gelecek artık bu doğalgazın da etkisiyle. Sonra Türkiye açısından ben size bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye yönetiminde söz sahibi bir insan olsak, ya biz tamamen Rusya'ya bağlıyız. Enerjide, doğalgazda. Burnumuzun dibinde böyle bir rezerv bulunmuş. Ama İsrail bulmuş, ama Rumlar bulmuş, ama Mısır bulmuş. Bizim doğalgaz kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Yumurtaları tek bir sepete koymuşuz biz bugün Türkiye'de. Yani adam Ukrayna'ya yaptığını bazen Avrupa'ya da yapıyor. Vanayı kapattım dese ne olacak? Ama İran var, Irak efendim? Var, Azerbaycan var. Onlar o kadar var. Değil. Hayır, o kadar şey değil onlar. Rusya'dan aldığımız ama kadar değil. Ama çeşitlendirilmek için bazı adımlar var. Sonra doğalgaz. Sonra ben bu doğalgazı da yani henüz fazla heyecan duymuyorum oradan. Çünkü doğalgaz devamlı ucuzlayan bir şey. Teknoloji geliştikçe dünya piyasaları da mesela Amerika ihraç etmeye başladı. Bir de bugün bulduğunuzda 10 yıl sonra belki 7-8 yıl sonra çıkaracaksınız. Sonra çıktığı yer Türkiye'ye muhtaç. Yani bunu bu coğrafyada sadece Mısır'da şey varmış. Sıvılaştırma tesisi, terminal varmış. Ama sıvılaştırarak göndermek o maliyeti arttırıyor. Boru hattı imkanı varsa o Türkiye'den geçmek zorunda. Dolayısıyla günün birinde önümüzdeki yıllarda bu hava tamamen değişir. Bakın Kuzey Kore, Güney Kore. Önce bir anda, füzeler atılırken, savaşın eşiğine gelmişken kış olimpiyatlarına beraber gidelim. Sen beni ziyaret, ben seni ziyaret edeyim. Bir anda yumuşayıverdi. Neredeyse Trump'la görüşecek. Evet. Onun için o çerçeveden de bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani çok dünya çok ilginç ama bir gerçek var. Güçlünün haklı olduğu bir dünya. Mesela az önce siz de belirttiniz. İşte bütün gözün önünde yaşanan katliamlara seyirci kalan medeniyetler ittifakı, AB, batılı ülkeler. İşte söz konusu işte bir başka ülke olunca ya da mesela bir Türkiye olunca, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili ya da Türkiye'de yaşanan terör olaylarına ilişkin olarak bir tepki ortaya koymada sınıfta kalıyorlar. İşte Afrin'de Türkiye'nin işte Afrin'den çıkması gerektiğini söylüyorlar ama işte Doğu Guta'da yaşanan katliamlara kimse ses çıkartmıyor. Türkiye 3-4 milyon Suriyeli mülteci bir şekilde ülkesinde ağırlarken bunun dışında ne Rusya'nın ne Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tane Suriyeli mülteciyi alıp da bir konteynere yerleştirmişliği yok. Ama bu ülkede bombaları yağıyor, bombaları satılıyor, silahları satılıyor. Böyle bir dünya. Kamu diplomasisinin altını tekrar çiziyorum. Yani dünyada bence Amerika'da da yaşarken bunu gördüm. Kamu diplomasisini en iyi yapan ülkelerden biri Yunanlar.
Yani bugün Ermenistan da fena değil Türkiye karşı Ermenistan söz konusu. Ermenistan da güçlüdür ama Yunanlı ne bileyim Zorba'yı yapar. Seninki Midnight Express'le karşına çıkmak zorunda kalırsın. Bu benim dediğim bu şey, şimdi Batı'da demokrasi var. Onun için vatandaşın ne düşündüğü, neye tepki vereceği, siyasetçinin neyi diyeyim, neyi demeyeyim. Bugün Türkiye'nin lehine bir yazı yazmak mümkün değildir. Bu hep o şeyi, imajı kaybettiğimiz içindir. Yani bugün bir gazeteci Türkiye ağzıyla kuş tutsa, bugün Washington'da, Brüksel'de, Avrupa'da, Almanya'da bir gazetecinin Türkiye ile ilgili olumlu bir yazı yazması şu an için mümkün değildir. Daha önce de çok mümkün değildi. Hayır. Parlayan yıldızlı Türkiye. Belki örnek kısa bir dönem için bunlar yaşandı. Olur mu? 80 ben yaşayarak öğrendim. Ben 1976'da Amerika'ya öğrenci olarak gittim. Gazete okumak isterdim. Türkiye ile ilgili haber olmasın isterdim. Darbe oldu. Yine Türkiye ile ilgili haber olmasın isterdim gazete. Özal geldi. 2 sene içinde ülkenin algısı, imajı, şusu, busu, kamuoyu, ben içindeydim, Türk lobisindeydim. O dönem yaşananlarla bir de bugün Suriye'sine bak, Rusya'sına, Suudi Arabistan'a bakalım. Özal dedik ama Özal evet. Döneminde de çok yaşanan Türkiye belki de lehine olduğu söylenen gelişmeler oldu. Ki çekiç gücünün o Kuzey Irak'a girmesi, az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz Türkiye'nin o Irak'ta o oluşumu bugün Afrin'de olduğu gibi engelli. O Türkiye'nin hatasıdır. Türkiye'nin hatasıdır o da. Özal da federasyonu tartışmalıyız dedi. Evet, Türkiye'nin de yıldızının parladığı dönemlerde başka şeylerin de alttan gittiğini de görüyoruz. Acaba bunlar mı oldu diye sorular akıllara geliyor. Ama bu Türkiye'yi yönetenlere anlatılan bir şey. Yani Özal biliyordu ne olacağını. Her Türk yönetici, bilhassa sağ muhafazakar böyle yeni Osmanlıcılara çok hitap eden bir şeydir. Eğer bir Batılı gelip de derse ki ya siz işte federasyona geçin yeni anayasa başkan. Özal da başkanlık isterdi federasyon. Şimdi ben doğru yanlış demiyorum ama irdelenmesi lazım. Yani, sen benden bunu niye istiyorsun? Sen bana niye durup dururken Kerkük'ü, Musul'u veririm, Misak-ı Milli falan filan. Bunda ben daima tamam Batılı Hinoğlu Hindir çıkarını korur. Ama bizimkiler de bodoslama kabul ediyorlar bunu. Erdoğan ya da kabul etmek sonra durumunda mı kalıyorlar ya da başka çare mi yok? Bu müttefikliğin bir zehiri mi tırnak içinde söyleyelim? Bilemiyoruz ama özetle çıkartacak olursak sizlerin mesajlarının arasından, mesajlarınızdan. Adam niye 80 milyonluk en güçlü ordusu olan bölgede 70-80 yıllık en değerli müttefiğini karşısına almak istesin? Niye böyle bir pazarlık yapılamıyor, şey yapılamıyor? Yani ben pek çok ülkenin bunu becerdiğini görüyorum. Yani bildiğimiz geleneksel diplomasi, imaj, yönetenlerin duygusal değil, sağduyulu kararları, pazarlıklarıyla şu tehditsiz yani yol alınabileceğine inanıyorum. Peki, son bölümde işte birkaç dakikamız kaldı ama buyurun. Kıbrıs'ı da sormadan geçmek istemem size. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz siz de. Artık öyle diye düşünüyorum ya da öyle biliyoruz ama bilmiyorum tabii yine de siz düzeltebilirsiniz yanlışsam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de siyaset, işte demokrasi, işte yargı, ülkede yaşanan sorunlar, dış politika çok tartışılır. Halk siyasetle iç içedir. Ancak bu kadar bu siyasi mücadeleler, bu kadar çok siyasi bilinç icraata yansımıyor. 4 partılı bir koalisyon gündemde bugün iktidarda. Yürür mü yürümez mi bilmiyoruz. 6 partiden 4'ü hükümette, 2'si muhalefette. Çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. Tek başına iktidarlar döneminde de çok yol alınabildiği söylenemez. Çok ciddi sıkıntılar olan bir ülke. Siz nasıl görüyorsunuz, takip ediyorsanız siyasilerin demeçlerini? Size göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu şartlar altında en çok neye ihtiyacı var? Vallahi bir kere koalisyonun kurulması bir başarı. Ama çıkarlar gereği, ama tavizler gereği, ama uzlaşı gereği. Bu bir uzlaşı olduğunu sergiliyor. 1 sene gider, 2 sene gider o önemli değil. İtalya'da da yıllarca koalisyonlar 3 ay dayandı, 6 ay dayandı ama hiç olmazsa hükümetsiz kalmadı ülke. Evet. Bir uzlaşı oldu, bir paylaşım oldu. Ben şimdi 20 yıl Türkiye'de siyaset yaptığım için siz kabul edin, etmeyin. Burası özgür bir ülke.
göreceli konuşuyorum Türkiye ile. Kuzey Kıbrıs'taki özgürlük Türkiye'de yok. Kuzey Kıbrıs'taki hukuk devleti Türkiye'de yok. Yine göreceli şey yapıyorum, karşılaştığım kadarıyla. Ama Kuzey Kıbrıs'taki bürokrasi ve girişime karşı bürokrasinin tavrının da Türkiye'de olmadığını biliyorum. O da tam zıttı. Ben, inanın bana, bu ülke doğru yaklaşımla girişime, iş dünyasına göstereceği dostluk ve kolaylıkla şu doğalgaz konusunu tartışmaz bile. Yani o önü o kadar açık ki, öyle güzel fırsatlar var ki bu ülkeye yönelik. Ama gazetelerden takip ettiğim kadarıyla bir türlü bu şeyi aşamıyorlar. Yani bir devletçi zihniyet, her şeyi devlet yapsın, devlet kontrol etsin, devlet regüle etsin. Onu da yapamıyor. Onu da yapamaz zaten. Yani o bizim zaten her Türkiye için de duruşumuz o. Onun için devleti küçülterek biraz daha girişimin önünü açmak, yatırımcının önünü açmak bu ülkeyi, bu coğrafyanın parlayan yıldızı yapar. Bu durumda bile hakikaten gelenler etkileniyor. İşte eğitim sektörünün, turizm sektörünün bu ülkeye getirdiği katma değeri görüyorlar. Dolayısıyla zaten bu ada coğrafi olarak bir doğal havaalanı, bir hub, bir aktarma noktası. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ı yönetenler bu gerçeği görüp de biraz daha, çünkü bir ülkeyi devlet kalkındırmaz. Özel girişimci kalkındırır. Özel yatırımcı kalkındırır. Burası bunun önünü açar devlet. Önünü açar, o kadar. Önünü açar. Bakın geçenlerde İsviçre'de parlamentoda konuşacak konu bulamamışlar. Gündemi, gündem yokmuş. Masraf olmasın diye meclis açmış. Öyle kapatmışlar. Dolayısıyla şey, güzel bir şey. Yani koalisyon umarım devam eder, sürer, yeniden seçim gerektirmez. Ama Kıbrıslı siyasetçilerin Türkiye'de görmediğimiz bir uzlaşı kültürü sergilediklerini de görmüş oluyoruz. Bunu beğenen olur, beğenmeyen olur ama ben olumlu görüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biraz da son olarak Kıbrıs'ı sormuş olduk size. Teşekkür ediyoruz. Bölge çok zor bir bölge dediğiniz gibi. Pragmatik adımlarla, duygusal değil, rasyonel kararlarla, adımlarla ilerlemek gerekiyor. Türkiye için de öyle keza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de fırsatlarla dolu ama çok da zor bir coğrafya. Ne diyelim, Allah kolaylık versin. 22 Mart Perşembe günde Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'i ağırladık. Gündeme ilişkin sorularımızı yanıtladı Sayın Toker. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın son programında yine günceli gündemi konuşurken bir başka isimle görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Yollarda güven, ülkede huzur istiyoruz.